Sen hiç aşık oldun mu Aydost? Kesin olmuşsundur. Hala yanındaysa ne âlâ. Ama yoksa o zaman en yakın dostun Neşet Ertaş'tır. Düğünlerde köçeklik yapan gariban bir Kırşehir köylüsüydü. Babası Muharrem Ertaş'tı. Oğluna hem sanatı hem fukaralığı miras bıraktı. Aptaldı. Hüznü bozkırlara karşı söylerdi. Blues gibi yani. Ama daha bizden, teciğerimizden. Bu yanık türkülerini herkese duyurmak istedi. Yanındaki 2,5 lirayla düştü yollara. O zaman bu zamandır dünyevi bir derdimiz olduğunda başvurduğumuz iki büyükten biri Neşet Ertaş. Diğeri de aha burada. Romeo Juliet'i bildin mi? Yıldızların altında bir balkonda başlayan, zehirle biten bir aşktır. Neşet, kendi Juliet'ini Angara Cebeci'de Ahu Gazinosu'nda bulur. Adı Leyla'dır. Fakat babası Muharrem Ağa, bu kız bizim dengimiz değil der. Bu aşka karşı gelir. Baba oğlun arası açılır. Neşet babasının değil, yüreğinin sözünü dinler. Leyla ile evlenir ama bir gün ayrılırlar. Ve baba oğlun atışması başlar. Sen aklını yitirmişsin evladım. Neşet cevap verir. Aldın sevgiyi kimden? Aslı bozuk deme. Gel şu insana. Romeo'nunki gibi Neşet'in dudaklarında da zehir vardır artık. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Bak şimdi kimi sanatçılar vardır, işte böyle halka iç içedir. Halkı sever, halkla olur. Aha elini böyle yapar, selamlar. Şimdikilerde ise o el 180 derece dönüyor. Çekmeyin kardeşim, çekmeyin. Modern zamanlarda müzik garip bir şey. Sözü yazarsın, besteyi yaparsın, aranjmanlar, dijital oynamalar, koca bir endüstri. Neşet Baba'nın yaptığı öyle bir müzik değildi. O, duygulara dokundu. Diğer şarkılar üzerinde binlerce oynama yapılmış birer ürün. Neşet Usta'nınkilerse eser. Devlet sanatçılığı ünvanı sunulur, ben halkın sanatçısıyım deyip kabul etmez. Verirse halk konserleri verirdi, onun gibi garibanlar da gelebilsin diye. 80'li yıllara doğru bir gece tam da dibe vurmuşken, Leyla'sından ayrılmış, TRT'nin sansüründen bıkmışken, alkolden öpülesi ocağının ellerine felçindi. Basamaz oldu sazlarının perdesine. Yine başladı fukaralık günleri. Tedavi olmak için Almanya'ya gitti, bilindik gurbetlik hikayesi. Orada bir trafik kazası geçirip 3 ay hapis yattı. Türkiye'ye onlarca mektup yazıp cevap alamadı. Küstü. Bayağı bir kızmış olacak ki 28 yıl dönmedi Türkiye'ye. 30 yıl aradan sonra Harbiye'de verdiği konserle yeniden dirildi, memlekete döndü ve sonra yoruldu, uçmaya gitti. Şimdi ise kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi safhasında.